Merhabalar, bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 9.sü olan Edat Bağlaç Ünlem başlıklı testi çözeceğiz. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet, soru 1. Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bir başka deyişle arkadaşlar, ilgeç diyorduk biz edatlara. Farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelimeler de bunlar. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük edat değildir? Ben biliyorum ki kadar sözcüğü edattır, eledim gibi sözcüğü genellikle benzetme yapmak için kullanılır ve edattır. İçin sözcüğü de edat olarak kullanılmış burada. Bunu da eledim. Geldim D'ye. Söylediklerinin doğru olduğunu biliyoruz. Burada doğru arkadaşlar edat olarak değil isim olarak kullanılmıştır. Bu yüzden cevabım Denizli. İkinci sorudayız. Bir metin vermiş. Bu metinde 3 noktayla boş bir kısım da vermiş arkadaşlar. Bana diyor ki cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilemez? Deneme yanılma yoluyla çözebileceğimiz bir sorudur. Okuyalım. Hemen herkes 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarını bilir. Nokta nokta nokta. Paralimpik oyunları bilen çok az kişi vardır. Buraya düşüncenin akışı değiştiği için, yönü değiştiği için ama getirilebilir. Oysa getirilebilir. Devam edelim. Çünkü getirilemez gibi. Fakat getirilebilir. Fakat. C şıkkındaki çünkü getirilemez arkadaşlar. Neden? Şimdi cümlenin şu kısmına kadar olumlu bir durum söz konusu. Bundan sonra insanların bilmediği şeylerden bahsediyor. Yani düşüncenin akışı olumsuza çevriliyor. Bu durumda ama getirilebilir, oysa getirilebilir, fakat getirilebilir ama çünkü getirilemez. Çünkü getirilmesi için çünkü'den sonra biraz açıklama yapması gerekir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır diyor. Bakalım A'ya. Yangın görmedi hiç bu köyler balam ama susuzluktan toprak yarılmış kulaç kulaç. Burada sadece ama bağlacı var fakat edat söz konusu değil, eledim. B. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Burada ne sözcükleri bağlaçtır. Ayrıca gibi de edattır arkadaşlar. Yani hem edat hem bağlaç kullanılmış. Bu yüzden cevabım Bursa şıkkı. C'ye de bakalım. Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar öter balkonunda akşama kadar. Burada A kadar var sadece. Buna edat diyebilirim. Fakat burada bağlaç yoktur. Eledim. D. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Ve burada ki ikisi de bağlaç arkadaşlar. Fakat edat kullanılmamış. Bunu da eledim. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Geldik dördüncü soruya. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A edat, B bağlaç, C ünlem, D zamir. Okuyalım arkadaşlar yukarıdaki şiiri. Bu yolda herkes bir ey delikanlı, diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı. Bakın burada için edatı var, eledim. Ey derken ünlem var, C'yi eledim. Devam edelim. Yurt için dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider. Burada arkadaşlar herkes derken zamir de söz konusu, belgisiz zamir. Dolayısıyla D'yi de eledim. Fakat genel olarak baktığımda bağlaca rastlamıyorum. Bu yüzden cevabım B şıkkıdır. Beşinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi mi edatının bu cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir? Bakalım. A soru, B koşul, C rica, D pekiştirme. Bakalım ilk cümleye. Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. Bakın burada şirin olduğunu pekiştirdi. Dolayısıyla D'yi elerim. Geldim ikinci cümleye. Bana da bir kaşarlı tost verir misiniz? Rica ediyor burada arkadaşlar. Dolayısıyla C'yi elerim. Son cümleye bakıyorum. Yıldız kaydı. Sen de gördün mü? Gerçekten soru soruyor burada. Soru anlamı katmış. Dolayısıyla A'yı da eledim. Üç cümleye de baktığımda sadece koşul anlamına rastlamıyorum. Bu yüzden cevabım Bursa. Altıncı sorudayız. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde V bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır diye sordu bize. Bakalım. Birinci cümleyi inceliyorum. Sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. Şimdi burada arkadaşlar basit olarak bakarsam çorbayla ekmeği bağlamış. Yani iki cümleyi birbirine bağlamamış. Biri eledim. Şıklarda da bir olanları çizdim. İkinci cümleye baktım.
Arabaya atladık ve yola çıktık. Bakın, arabaya atladık bir cümle, yola çıktık bir cümle. İki tane cümleyi ve bağlacı birbirine bağladı. O zaman ikinci öncül cevapların arasında mutlaka olacak. 3'e bakıyorum. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır diyor. Bakın burada kayın ve ardıç ağaçlarını bağladı. Fakat cümleleri bağlamadı. O zaman 3'ü de elerim. Cevaplarımın arasında 3 olanları da eledim. C'ye gitti. Geldik 4'e. Bahar geldi ve tüm çayırı kuş sesleri kapladı. Burada bakın, bahar geldi bir cümle, tüm çayırı kuş sesleri kapladı başka bir cümle. İki cümle ve bağlacıyla birbirine bağlanmış. Dolayısıyla 4 de cevaplarının arasında olacak. 2 ve 4, bu da Denizli'de var. Cevabımız D. 7. sorudayız. Bakalım neler istemiş bizden. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ancak sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmamıştır dedi. Ancak sözcüğü yerine ama bağlacı getirilebiliyorsa ancak sözcüğü bağlaç olur dedi. Sadece anlamı varsa eğer edattır diyebilirim. A. Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. Bakın buraya ama getirebiliyorum. Dolayısıyla burada bağlaç görevinde kullanılmış, eledim. Sesi duyuluyordu ama söyledikleri anlaşılmıyordu diyebiliyorum. B. Seninle gelecektim ancak işlerimi bitiremedim dedi. Seninle gelecektim ama işlerimi bitiremedim diyebiliyorum. Dolayısıyla burada da bağlaç görevinde kullanılmış. C'ye bakıyoruz. Onları ancak sana anlatabilirim diyordu. Bakın buraya ama getiremiyorum. Onları ama sana anlatabilirim olmuyor. Ne olabiliyor? Onları sadece sana anlatabilirim diyordu oluyor. Bunun yerine, yani ancak sözcüğünün yerine sadece sözcüğünü getirebiliyorsam edattır demiştim. Bu yüzden C şıkkında ancak sözcüğü bağlaç olarak verilmemiş. Cevabımız C. D'yi de kontrol edelim. Güneşli ancak soğuk bir günün akşamındayız demiş. Burada ancak sözcüğünün yerine ama sözcüğünü getirebiliyorum. Ne diyebiliyorum? Güneşli ama soğuk bir günün akşamındayız diyebiliyoruz. Dolayısıyla D'de de ancak sözcüğü bağlaç olarak kullanılmış. Cevabımız Ceyhan. 8. sorudayız. İle sözcüğü hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. Bir cümledeki ile sözcüğü yerine ve bağlacı getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa ile bağlaçtır. Aksi takdirde edattır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır? Bakalım. A. Bana bir süvari ile haber gönderdiler demiş. Burada arkadaşlar şöyle diyebiliyor muyum? Bana bir süvari ve haber gönderdiler diyemiyorum. Burada ile sözcüğü bir birliktelik anlamı, birliktelik ilgisi kurmuş. Yani ilgeç, diğer adıyla edat görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Edat görevinde kullanılmıştır. Bu yüzden cevabım A olacak. B'ye de bakalım. Misafirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. Gelmeleri ve gitmeleri bir oldu diyebiliyorum. Burada bağlaç olarak kullanılmış, eledim. C. Leyla ile Mecnun'un hikayesini biliyor musunuz? Leyla ve Mecnun diyebiliyorum. Araya V koyabiliyorsam arkadaşlar burada da bağlaç olarak kullanılmıştır. Eledim. D'ye bakalım. Akşamüstü annesiyle babası durumunu sormuş diyor. Annesi ve babası diyebiliyorum. O zaman burada da ile sözcüğü edat değil bağlaç olarak kullanılmıştır. D şıkkını da eledim. Cevabımızın Adana olduğu kesinleşti arkadaşlar. Cevap A. Edatlar cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar diye başladık 9. soruya. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgisi yanlış verilmiştir. Yay ayraç içinde anlam ilgilerini vermiş. A şıkkına bakalım arkadaşlar. En büyük zevki kardeşi ile top oynamaktı. Burada ile edatını görüyorum. Birliktelik anlamı katmış. Parantez içinde doğru verilmiş. A gitti. B. Deniz bugün düne göre daha dalgalı görünüyor. Dünkü durumuyla bugünkü durumunu karşılaştırdı. Yani burada göre edatı karşılaştırma ilgisi kurdu. O zaman burada da doğru verilmiş parantez içinde. B'yi de eledim. C'ye bakıyorum. En geç saat 7 gibi orada oluruz. Eşitlik demiş. Gibi edatı kullanılmış burada. Hayır arkadaşlar. En geç saat 7 gibi orada oluruz derken yaklaşık olarak anlamında kullanılmış. Yaklaşıklık anlamı katmış. Eşitlik anlamı katmamış. Bu yüzden cevap C olacak. D. Hastaneye gitmek için müdürden izin aldı. Burada için edatı amaç ilgisiyle bağlamış cümleyi. Dolayısıyla parantez içerisinde de doğru verilmiş. Hangi amaçla izin aldı? Hastaneye gitmek amacıyla izin aldı diyebiliyorum. Bunu da eledim arkadaşlar. Cevabımızın C olduğu ortaya çıktı.
10. sorudayız. Anlamca birbiriyle ilgisi olan sözcükleri, sözcük gruplarını, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de katabilir diye bize sordu. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır? Okuyalım cümleleri. A. Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. Yani iki eyleminde yapılmadığını belirtmiş burada arkadaşlar. Bu ilgiyi de ne bağlacıyla kurmuş? Benden ne istiyordu? Hangisinde bağlaç cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır diyor. O zaman A şıkkında cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır diyebilirim. B. Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. Burada olumsuzluk katmamış hem de bağlacı. C. Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. Burada da arkadaşlar olumsuzluk anlamı katmamış. Sadece birliktelik anlamı katmış belki diyebilirim. D. Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Burada da arkadaşlar gerek bağlacı olumsuzluk ilgisi kurmamış. Bunu da elerim. Dolayısıyla cevabımız Adana. 11. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ah sözcüğü ünlem görevinde kullanılmamıştır? Bakalım. A. Ah kolumu bahçenin demir kapısına çarptım. Burada bir duyguyu belirtiyor. Bir acıyı ifade etmiş. Ünlemdir. Eledim. B. Ah ah nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım. Burada da arkadaşlar bir ünlem olarak kullanmış. Eledim. Ah aldık boş yere. Tüh haksızlık etmişiz. Burada ah aldık derken arkadaşlar beddua aldık gibi bir anlam var. Fakat ünlem anlamında kullanılmamış. Bir ünlem belirtmemiş. Bu görevde kullanılmamış. Yani cevabımız C olacak. D. Ah şimdi bir dere kenarında olmak vardı. Burada bir ünlem olarak iç geçirmiş zaten kullanılmış. Bunu da eledim. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 12. ve son sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde yer alan ünlemlerin cümleye kattığı anlamlardan biri değildir? A. Üzülme. B. Sıkılma. C. Rahatlama. D. Şaşırma. Cümleleri okuyalım. Oh! Sonunda tüm işlerimi bitirdim. Burada rahatladığını ifade ediyor. O yüzden C'yi elerim. Of! Burada bir hafta daha kalamam. Sıkıldığını belirtiyor. Dolayısıyla B'yi eledim. 3'ü okuyorum. Tüh! Yanıma para almayı unutmuşum. Üzüldüğünü veya pişman olduğunu ifade ediyor. Diğerine geldim. Vah vah! Bu çocuklara kim yardım edecek dedi. Burada üzüldüğünü belirtiyor arkadaşlar. O zaman A'yı eledim. Fakat bu 4 cümleden herhangi birinde şaşırma duygusu, şaşırma anlamı yoktur. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı arkadaşlar. Evet sevgili gençler, bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 9.sü olan edat, bağlaç, ünlem başlıklı testimizi detaylı bir şekilde çözdük. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.